Ocak ayında ÖTV muafiyeti 1 milyon 4 bin TL'ye çıkmıştı. Buna binaen otomobil piyasasındaki zamlar da arka arkaya gelmişti ve hala da gelmeye devam ediyor. Otomobil piyasası öyle bir hale geldi ki markalar zam yapmak için herhangi bir nedene ihtiyaç duymuyorlar. Yakın geçmişe kadar euro ve dolardaki dalgalanmaları bahane edip istedikleri gibi zam yapıyorlardı araçlarına. Sonra pandemi, çip krizi, en son olarak savaşı bahane edip fiyatlarını katladılar. Şimdi ne pandemi kaldı, ne çip krizi kaldı, ne de dövizde dalgalanmalar oluyor. Ama yine de standart olarak fiyatlarına zam yapıyorlar. Onlar adına bu işin sınırı yok. Tüm bunlar yetmezmiş gibi otomobil piyasasındaki daralmayı, yani krizi fırsata çevirmeye çalışan otomobil bayileri için ÖTV muafiyetli otomobil satışları büyük bir rant kapısına döndü maalesef. Madem piyasada sıfır otomobil bulmak zor deyip, sanki sıfır otomobil satmak lütufmuş gibi, bayiler engelli bireylere ÖTV muafiyeti satışlarda 100 bin TL ile 200 bin TL arası fazla paraya satmaya çalışıyorlar otomobillerini. Seçim öncesi göz boyama mı dersiniz, yoksa o kadar fazla şikayet oldu ki yöneticilerimiz dayanamadılar, olaya el attılar mı dersiniz bilmiyorum. Ama kan emici markalara karşı önlemler arttırılmış ve müfettişler devreye girmişti hatırlayacağınız üzere. Fakat ülkemizde yaşanan asrın felaketinden sonra devletin öncelikleri arasında otomobil piyasasının olmayacağı aşikar. Yani bayi denetlemeleri sekteye uğrayabilir. Zira sizlerden gelen mesajlar da bu yönde. Felaketten önce bayiler şikayetler karşısında biraz çark etmiş gibi görünüyorlardı. Ama şimdi kendilerine denetleme olmayacağının farkındalar. Ve yine eski sisteme geri dönüp insanlara daha da fazla fahiş fiyat verdiklerini görüyoruz. Devletimiz kesinlikle aşırı yüksek rakam talep eden kan emici bayilere yaptırımı bir kenara bırakmamalı, hatta daha fazla yaptırım uygulamalıdır. Gelelim videomuzun konusuna. Özellikle son bir aydır bazı haber kanallarında ve gazetelerde otomobil fiyatlarındaki aşırı yükseliş yüzünden ÖTV muafiyeti üst limitinin 1 milyon 400 bin TL'ye yükseleceği haberleri çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmede böyle bir revizyonun gündemde olmadığını söylediler. Şahsım adına da 2023 yılı içerisinde bir daha ÖTV muafiyeti üst limitinin değiştirilmesini imkansız olarak görüyorum. Sürekli soran arkadaşlara referans olsun diye bu bilgileri veriyorum. Böyle bir haber bekliyorsanız kesinlikle beklemeyin. ÖTV muafiyeti üst limiti değiştirilmeyecek. ÖTV muafiyeti üst limitinin değiştirilmesini bekleyeceğinize, bayilerin araçlarını olması gereken rakamlardan satmasını ve devletin bu konu hakkında daha caydırıcı kanunlar çıkarmasını bekleyin. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.